seyircinin desteği, seyircinin enerjisi arkamızda olmadan gerçekten bir şeyler eksik oluyordu. Bugün o desteği tamamıyla arkamızda bulduk. Yine her zaman söylediğim gibi gol yiyebilirsiniz. Gol yediğiniz zaman maçı kaybetmezsiniz. Mücadeleyi bıraktığınız zaman maçı kaybedersiniz. Puan kaybedersiniz. Şampiyonluğu kaybetmezsiniz ama eğer mücadeleyi, umutları ve inancınızı kaybederseniz ki bu Trabzon insanının yapısıyla örtüşmeyen bir davranış şeklidir. Bugün tekrar geri düşmemize rağmen maçın başında şanssız bir gol. Oyuncularımız, taraftarlarımızla birlikte çok güzel bir mücadele örneği gösterdiler ve maçı 1-0'dan 3-1'e getirdik. Farklı da olabilirdi tabii ama şunu özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Biz sadece bir maç kazandık. Bu sakın kimseyi yanıltmasın. Bir sonraki maçı kazandığınız zaman ancak bu maç bir anlam, bir değer ifade eder. Sahanızda kazanmış olduğunuz bu maç. Onun için sadece bir maç kazandık. 9 maç oynandı. Ligin 1/4'ünü oynadık. Önümüzde 3/4'ü var. Aynı ciddiyetle, aynı disiplinle, rakip kim olursa olsun, rakibe saygı göstererekten, rakibi ciddiye alaraktan, kadro derinliğimizin olduğunu da söylemiştim. Yani geniş bir kadroya sahibiz. Bugün tabii ki Marey'in eksikliği önemli bir faktördü. Fazla teknik detaylara girmek istemiyorum tabii ki. Ama onun boşluğunu dolduracak, onun yerine görev yapabilecek. Hayır, bir saniye müsaade ederseniz. Müsaade ederseniz burayı bitireyim, sonra söylersiniz. O eskiyi tamamlayacak oyunculara da sahiptik. Neticede futbol herkesin söylediği gibi 11 kişiyle oynanıyor. 11 kişiyle oynandı. Daha sonra maça girenler, onlar da önemli katkılarda bulundular. 3-1'lik bir skor çıktı ortaya. Ve tekrar söylüyorum, sadece bu maçı kazandık. Yani ben soyunma odasının, evet yani ilk defa bu sene hocanın müsaadesiyle onu da çok açık net olarak ifade edeyim. Soyunma odasında oyuncularımızın mutluluğu vardı. Tebrik ettik kendilerini, teşekkür ettik. Tabii ki mutlulardı, inanılmaz bir sevinç vardı. Sayın Başkan, hakem kararları çok tartışıldı karşılaşmada. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Hem kırmızı kart, hem penaltı pozisyonu. Şimdi penaltı pozisyonu ile alakalı olarak VAR'da verilen bir pozisyon. Yani orta hakem VAR'a davet edildi. VAR hakemi tarafından incelenmesi istenen bir pozisyon. Onun neticesinde hakemin verdiği bir karar. Biz genellikle bizim şikayetçi olduğumuz konular bu ve benzeri pozisyonlarda hakemlerin VAR'a çağrılmamaları. Onun ötesinde verilen kırmızı kart kararıyla alakalı olarak yani benim gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla farklı görüşler de var rakibimiz tarafından. Birkaç yönetici bunu ifade etti. Ağır buldular kararı. Ama şöyle, yani benim gördüğüm kadarıyla hem ayakla bir müdahale var hem bir itme var. İkinci sarı direkt kırmızı değil. Ondan alakalı olarak eleştirenler tabii kimler bilemiyorum ama kim de eleştiren? Spor yorumcuları var. Sosyal medyada tabii taraftarların özellikle var. Şimdi şeyle hakem kararlarıyla alakalı olarak ve Merkez Hakem Kurulu'nun yapısıyla alakalı olarak ligin başından bugüne kadar yaşamış olduğumuz sıkıntılar ortada zaten. Herhalde takip ettiniz. Yani eğer takip ettiyseniz bu konuyla alakalı olarak Futbol Federasyonu'yla bir iki görüşmemiz oldu bizim. Sayın Başkan'la, MHK Başkanı'yla, Sayın Başkan Nihat Özdemir ve Serdar Et Yardımcı'yla ve çarşamba günü de saat 15'te yine Futbol Federasyonu'nda Kulüpler Birliği adına şahsım Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, Karagümrük Kulübü Başkanı ve bizim bu Merkez Hakem Kurulu'yla alakalı olarak yapılan çalıştayı yürüten Sayın Süleyman Hurma, alt ligleri temsilen Sayın Ecmel Saral,
Türkiye Futbol Federasyonu'na tekrar bir toplantı yapacağız. Bu taleplerimiz de zaten 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde kamuoyu tarafından bilinen ve kamuoyu tarafından da paylaşılan. Her ne kadar da bazı arkadaşlar filan başkandan konuştum öyle bir şey yokmuş, falan başkandan konuştum öyle bir şey yokmuş. İlk defa 18 kulübün bir araya gelerek almış olduğu bir kararı speküle ederek tabirimi maruz görün, sulandırmaya çalışıyorlarsa da bugün itibariyle şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Merkez Hakem Kurulu'nun yapısından, hakem kararlarından, atamalardan, değerlendirmelerden kulüplerin tamamına yakın bir bölümü iki kulüp çekimser, 18 kulüp rahatsız. Bu yapının rehabilite edilmesi doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte zaten geçtiğimiz hafta bir çalıştay yapma ve bunun neticesinde de kısa vade, orta vade ve uzun vadede yapılacak olan yenilikler, değişiklikleri konuşacağımız, tartışacağımız ve uygulamaya alacağımız bir toplantı gerçekleştirilecektir. Bunu tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu konuyla alakalı olarak özellikle 4 büyük kulüp veya 5 büyük kulüp, 6 büyük kulüp ve buna ilave olarak alt liglerin kulüpler birliğinin başkanı ve yönetimleri bu konuda hemfikirler. O konuyla alakalı herhangi bir şeyim yok. Her ikisinde de bir çekme söz konusu ama bu tür şeyler genellikle aradan bir iki gün geçtikten sonra, yani o ödemde azalma olduktan sonra çekilen MR neticesinde belli oluyor. Dolayısıyla ama bu süreçte maalesef özellikle pandemi sonrası bütün takımlarda bu çok sıkça rastladığımız ve takımlar için çok büyük sıkıntı yaratan şeyler bunlar. Ama ben burada pandeminin olumsuz etkilerinin önemli bir neden olduğunu düşünüyorum. Bu konuyla alakalı olarak Federasyon Sağlık Kurulu'yla ve Federasyon Başkanı'yla da bir görüşmemiz oldu. Onlar da bu konuyu araştırıyorlar. Ama işte 2019 yılında 60 gün bir ara verildi. İşte 50 gün bir ara verildi. Ondan sonra tekrar yapılan yükleme. Bir sezon içerisinde 3 yükleme yapıldı. Daha sonra 3 günde bir maç oynandı. Tekrar bir yükleme yapıldı devre arası da yapılmadı. Trafik devam etti. Ondan sonra Avrupa Şampiyonası, milli takımlar bazında. İşte peşinden de hemen liglerin başlaması maalesef bu can sıkıcı sakatlıkları. Bu tabii bütün kulüpler için geçerli. Beşiktaş'ta bir ara 9 sakat vardı, Fenerbahçe'de 9 sakat vardı. Biz Roma maçından döndüğümüz zaman ligi 6 sakat oyuncuyla başladık. Yani bütün bu olumsuzlukların bu sene peş peşe vuku bulması öyle sıradan değerlendirilecek bir olay değil. Kurum pandemiyle bir şekilde bağlantısı olduğuna inanıyorum. Bu konuda da araştırmalar ve çalışmalar yapılıyor zaten. Avrupa liglerinde ertelemeler de söz konusu. Özellikle maç takviminin birbirine çok sıkışması, Dünya Kupası elemeleri, ligdeki maçlar. Böyle bir şey Türkiye Süper Ligi'nde mümkün olabilir mi? Bakış açınız ne olur? Ertelemelere, sakatlıklardan az önce söz konusu açıldı. Bununla ilgili yorumunuz ne olur? Erteleme eğer bir çözüm olsaydı zaten pandemi döneminde 60 günlük bir erteleme yaşadık. Yani onun bir çözüm olduğunu veya olacağına ben inanmıyorum. Çünkü oyuncu dinleniyor mesela. Yani dinlenen oyuncumuza baktık. Yani bugün Tony'nin özelinde konuşacak olursak, Tony milli takıma gitmedi. Seyahat de yapmadı. Yani 4-5 gün dinlendi. 4-5 gün dinlendikten sonra birkaç gün hafif antrenman. Daha sonra işte maç hazırlıkları. Ama bugün işte sizin de gördüğünüz gibi kasırından sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Yani o dinlenme yani çok şey palyatif bir çözüm olur. Kısa dönemlik bir çözüm olur. Olayın gerçeğini yakalamamız lazım. Yani böyle afaki şeyler konuşacağımıza veya spekülatif şeylerin peşinden gideceğimize spor ailesi olarak bu tür sıkıntılarla alakalı olarak ciddi çalışmalar yapıp onların neticesini
bulmaya ve onları izale etmeye yönelik çalışmalar yaparsak, enerjimizi oralara yoğunlaştırırsak çok daha isabetli iş yapmış oluruz. Orada yani orada herhangi bir sorun yok. Konuşma ve işitme engelli bir taraftar eliyle beraber bir şeyler anlatmaya çalışırken o yanlış anlaşılmış. Bana da ifade edilen o Fenerbahçeli yöneticiler tarafından da yanlış anlaşılınca orada kısa süreli bir gerginlik olmuş. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bakın şöyle söyleyeyim, yani konuşmamın başında da söylediğim gibi o çok bir anlam ifade etmiyor. Yani namağlup olabilirsiniz, önümüzdeki hafta yenildiğiniz zaman namağlupluğunuz gider. 23 haftadır maç kaybetmiyorsunuz, 24 haftadır. Önümüzdeki hafta Allah korusun maç kaybettiğiniz zaman tekrar sıfırdan başlarsınız. Yani şu anda nerede olduğumuz önemli değil. Artık bu maç geride kaldı. Elde ettiğimiz netice de önemli değil. Yani tabii ki çok önemli ama buna kitlenir kalırsak hayatımızın hatasını yapmış oluruz. Bundan sonraki maçı kaybettiğiniz zaman o zaman sizin 24 haftalık söylemiş olduğunuz seri hiçbir anlam ifade etmez. Onun için yani ben çok samimi söylüyorum. Ben işin o tarafına pek bakmıyorum. Yani ne mağlupsunuz ne mağlup olup da ikinci olan takımlarımız da vardı bizim ligimizde. Şu anda nerede olduğunuz önemli değil. Nereden geldiğiniz de o kadar önemli değil. Tabii ki önemli ama o kadar önemli değil. Nerede bitireceğiniz çok önemli. Burası Türkiye biliyorsunuz. Ben teşekkür ederim.